Nazlı Ilıcağ'ın Bahar Aran'ın dosyasında herkes var başlığını kullandığı yazısını paylaşıyoruz. Rıza Sarraf'ın Amerika'daki dosyası giderek ilginç bir hal alıyor. Savcı Bahar Ara, Maliye Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın yürüttüğü 17 Aralık soruşturmasını da kendi dosyasına dahil etti. Böylece Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler'in kara para aklayan Rıza Sarraf'la ilişkileri Amerikan yargısının kapsamına girmiş oldu. Elbette Bağış, Güler ya da Çağlayan rüşvetten yargılanmayacak ama kara para trafiğine destek oldukları iddiasıyla Amerika'daki mahkemeden her an bir tutuklama kararı çıkabilir. Pirit Bahar Ara iddianamesinin sonuna Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınması ile ilgili bir haberi de eklemiş. Sıradan bir söylenti gibi değerlendirseydi herhalde o habere iddianamesinde yer vermezdi. Deniliyor ki Davutoğlu'nun başbakanlığı kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri İran'ın Sarraf'tan talep ettiği 2.7 milyar doların Türkiye tarafından ödenmesine karşı çıkması. Sarraf'ı Türk hapishanelerinden kurtardığımız, onu hayırsever iş adamı diye takdim ettiğimiz yetmedi, bir de İran'a olan borcunu mu kapatacaktık? Davutoğlu konuyu aydınlatmalı. Gerçekten Erdoğan kendisinden böyle bir ödeme yapmasını istedi mi, istemedi mi? Artık Pirit Bahar Aran'ın hazırladığı iddianamede bu husus bulunduğuna göre sıradan bir tezvirat deyip geçemezsiniz. Davutoğlu'nun bu konuda hiçbir şey söylememesi de sükut ikrardan gelir düşüncesini pekiştirecektir. Ya neymişsin sen Rıza Sarraf? Uğruna yargı ve emniyet altüst edildi. Adamlar cezaevine gönderildi. O yetmedi, bir başbakan devrildi. Bahar Aran'ın Sarraf'ı kefaletle de olsa bırakmayacağını umuyorum. Çünkü himaye göreceği, Türkiye'de kaçma tehlikesi var. Cezaevinden çıktığında bir suikaste kurban da gidebilir. Sadece Amerika için değil, Türkiye açısından da önemli bir isim. İyi korunup kollanmalı. Türkiye'deki çürümüşlük Amerika'daki yargılama dolayısıyla bütün dünyaya yansımış oldu. Zaten genel çizgileriyle biliniyordu ama şimdi teferruatı da öğrendiler. Bir yolsuzluk hikayesinin nasıl darbe diye yutturulduğuna yakından şahit oldular. Pirit Bahar Aran'ın pek beğenip iddianamesini desteklemek üzere aldığı 17 Aralık dosyasının savcısı Celal Kara, başsavcı vekili Zekeriya Öz cezaevine geleceklerini anlayınca yurt dışına gitmişti. Maliye Şube Müdürü Yakup Saygılı ve yardımcısı Yasin Topçu, Silivri'de. Yargı ve emniyet mensupları ödüllendirilecekleri yerde itildiler, kakıldılar. Aynı şeyi medyada da gördük. Bu bir yolsuzluk değil, düpedüz darbedir diyen Abdülkadir Selvi şu anda Hürriyet gazetesinde yazıyor. Oysa polisleri darbeci diye suçlayıp yolsuzluğun üzerine örttüğü için ödüllendirilmesi değil, kınanması gereken bir medya mensubuydu. Türkiye ar damarının çatladığı bir dönemden geçiyor. Artık yolsuzluk baş tacı, takipsizlik kararı veren savcı ya da 17-25 Aralık'a darbe diyen medya mensubu revaçta. Dürüst insanların ekmeğiyle ve özgürlükleriyle oynanıyor. Sarraf dosyası bana umut verdi ve hakikatin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu olduğuna bir kere daha inandım. Peçeteden belge. Pirit Bahar Ara şu anda cezaevinde yatan eski Maliye Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın hazırladığı dosyayı önemli gördü ve kendi iddianamesine ekledi. Acaba Bahar Ara, Rıza Sarraf'ın saatin bedelini aldım diye yazdığı bu kağıt parçasını hukuki belge olarak kabul eder miydi? Bizimkiler etti. Türk yargısı, Excel dosyasındaki rüşvet bilgilerine, çikolata kutusu içindeki dolarlara, para sayma makineleri görüntülerine rağmen bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verdi. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin engellemesi sebebiyle şüphelileri Anayasa Mahkemesi'ne gönderemedi. Ama bunun hesabının sorulacağı zaman mutlaka gelecek. MHP değişirse siyaset değişir. Devlet Bahçeli, MHP'nin seçimli olağanüstü kongresinin tarihini verdi. 10 Temmuz 2016. TÜZİ'ye göre seçimli kongre yapılamıyor. Önce tüzük değiştirilmeli. Bahçeli 10 Temmuz'da tüzüğün değiştirileceğini, ardından kendisi de dahil diğer adayların MHP'nin genel başkanlığı için yarışabileceğini söylüyor. Eğer ilk başta direnmese ve yeterli imza karşısında olağanüstü kongreyi ilan etseydi ne parti mahkemeye düşer ne de kendisi itibar kaybederdi. 10 Temmuz'daki olağanüstü kongre çağrısı belli ki başka çaresi kalmadığı için atılmış bir adım.
Tartışma sona ermedi, zira ortada 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı var. Ona göre bir çağrı heyeti teşkil edildi. Tüzük değişikliği için olağanüstü kongreyi davet etme yetkisi bu heyete ait. Bahçeli 10 Temmuz diye ısrar ediyor. Muhalifler mahkeme kararının uygulanmasını istiyor. Muhaliflerin dediği olursa kongre daha erken toplanır. Önce tüzük değişir, sonra da genel başkanlık seçimi için karar alınır. Ne kadar erken o kadar iyi. Zira güven o kadar sarsıldı ki genel başkan adayları yeni bir ayak oyunundan çekinir hale geldiler. Bahçeli taraftarları ise Yargıtay kararının siyasi olduğuna, Bahçeli'nin başkanlık için AK Parti'yi desteklemeyeceği açıklamasından sonra geldiğine işaret ediyorlar. Bu izahat beraberinde bir itirafı da getiriyor. O zaman Yargıtay'ın kararını geciktirmesi de Bahçeli'nin iktidara yakın durmasının bir karşılığıydı. Gerçekten de öyleydi. Havuz medyası ve iktidar milletvekilleri MHP yönetiminden yana tavır aldılar. Fakat Bahçeli'nin AK Parti saflarında hareket etmesi MHP tabanında öyle büyük bir tepki gördü ki geri adım atmak zorunda kaldılar. Hemen ardından oy birliğiyle Yargıtay 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını onadı. MHP'deki değişim Tayyip Erdoğan'ın elinden erken seçim silahını alır ve başkanlık hayalini de gerçekleştirmesini engeller. AK Parti anayasa değişikliği için 330 oyu bulamaz. Bulamadığı takdirde erken seçime gidilebilecekti. MHP genel başkanını değiştirirse artık buna cesaret edemez çünkü parlamentoda azınlığa düşer. Farkında mısınız? Güzel günlerin habercisi pembe bir ışık düştü ufkumuza. Bir yandan Amerika'dan gelen Rıza Sarraf haberi, diğer yandan MHP'nin yeni bir genel başkanla yola devam etme ihtimali. Biri 17 Aralık'taki operasyonun darbe değil, gerçek bir yolsuzluk olduğunu kitlelerin biraz daha iyi anlamasına yol açacak. MHP'deki değişimse AK Parti'ye kerhen oy verenler için alternatif oluşturacak. Nereye gitti Türkiye'deki merkez sağ oylar? Bu seçmen kitlesinin hiç değilse bir bölümü MHP'ye yönelebilir, diyor Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında Nazlı Ilıcak.